Herkese yeniden merhaba. 10 Kasım itibariyle TÜYAP fuarının sonuna geldik. TÜYAP'ta çalışan olduğum için video biraz geç gelmiş oldu. Bu sene TÜYAP fuarını 22 kitapla kapattım ama bunların çoğu hediye kitaplardı. Öncelikle aldığım kitaplardan başlamak istiyorum. Yapı Kredi'nin birinci poşetiyle başlıyor. Noel'lerin ikinci kitabı çıktı. Kitaplar senaryo kitapları. Grindelwald'un Suçları orijinal senaryo kitabını aldım. 35 liraydı. Personel 25 liraya geldi. Sonraki Yapı Kredi'nin poşetinde fuarın son günü aldığım kitaptı. Sevgili İpek Çalışlar'ın imzası vardı. Özellikle son güne bıraktım bu kitabı. Latife Hanım kitabını aldım. İpek Çalışlar iyi bir araştırmacıdır. Atatürk kitabı bende var. Maalesef pazar günü yanımda olmadığı için imzalatamamıştım. Bunu da personellerden rica ettim. Yapı Kredi stand çalışanları sağ olsunlar benim adıma imzalattılar. Şu şekilde bir imzası var. Aldıklarımdan devam edecek olursam fuarın bence en güzel indirimini Hep Kitap yapmıştı. Şöyle kocaman iki çantası var Hep Kitap'ın. Hep Kitap'ta 3 kitap 20 lira kampanyası vardı. Oradan aldığım 3 kitaptan bahsedeyim. Özellikle Krinos Dosyaları. 3. kitabını, son kitabını ben aldım arkadaşlar. Biliyorum indirimin çoğunuz duymuşsunuzdur. Son kalan buydu. Bunu aldım. Oradaki çalışanların bana önerdiği Joyce'un Kızı ve Mahluk da Orman'a ait kitaplarını aldım. Bunların üçüne 20 lira verdim. Şurada bir tane daha var. Pika Yayınları ile beraber aynı gruba sahip Hep Kitap. Oradan da Krinos Dosyalarının 1. kitabı. Ve 2. kitabı. 3. olarak da Son Sihirbaz. Bunun da sonuncusunu ben aldım. Toplam 8 kitaba 40 lira vermiş oldum. Ve en son yine stand çalışanlarının severek okuduğu bir kitap olan Benim Adım Leon kitabını aldım. Bu da 7 liraya geldi. Etiket fiyatı 24 lira. Yine kendi aldığım kitaplardan ilerleyecek olursam sevgili Melike İnce'nin üçleme bir serisi var. Üçleme serisinin son kitabı olan Herkes Kırılır kitabını aldım ve nihayet üçlemeyi bitireceğim. İlk iki kitabını çok çok severek okumuştum. Üçüncüsü de Herkes Kırılır. Kadir Bey de standdaydı. Sağ olsun bir sürü ayraç, tohum ve bir kitap hediye etti bana. Hediye kitaplarıma geçince onları da göstereceğim. Şimdi kendi aldıklarımdan devam edecek olursam. Epsilon'a uğradım. Ankara Fuarı'ndan Kar ve Kül kısım 1'i almıştım. Kar ve Kül kısım 2'yi aldım. Gene 30 liraya geldi. Etiket fiyatı 45 lira. Ve beyaz yakalı olduğum zamanlarda, bir çalışan olduğum zamanlardan tanıdım. Sevgili Emre Ateş'in İmza günü vardı. 3 yıldır da kitaplarını alacağım, alamıyordum. İmzasına kısmet oldu. Hayat Meyhanesi kitabını aldım. O da çok sağ olsun benim adıma imzaladı. Bu fuardan toplam 2 imzalı kitapla çıktım. Başka aldığım kitap var mı? Yok. Şimdi geçiyorum hediyelere. Öncelikle Epsilon'dan devam ediyorum. Diana Gabaldon serisini tamamlamak istediğim için Geçmişin Yankısı kısım 1 ve kısım 2'yi aldım. Son 2 kitap kaldı seriyi tamamlamama. Bunlar da 30'ar liraya geldi. Bunlar da arkadaşımın hediyesiydi bana. Arkadaşımın yine hediyesi bana toplam 100 lira bütçe vermişti ve 100 lirayı gayet güzel bir şekilde değerlendirdim. 60 buraya verdim. Daha sonrasında hemen İtaki'ye gittim. İşkencenin Gölgesi Bilim Kurgu Klasiklerinin son kitabını ve uzun zamandır Nihan Kaya'nın üçlemesini okumak istiyordum. İyi Aile Yoktur, İyi Çocuk Yoktur, İyi Toplum Yoktur üçlemesi. Birincisi İyi Aile Yoktur kitabını aldım. Bana ayrılan 100 liralık bütçenin 96 lirasını bu şekilde değerlendirdim. Hemen kendi patronumdan da aldığım hediyeyi göstereyim. Broken Night Zeynep Sahra. Uzun zamandır Ren Yayın Evi'nin standlarında çalışıyorum ve Zeynep Sahra hayranlığı beni epeyce bir şaşırtıyor. Çünkü benim okuduğum tarza ait değil bu kitaplar. O kadar çok sattık ki ben Ankara Fuarı'nda Ay Söreğine başlamıştım. Standta çalışırken yaklaşık 250 sayfa kadar okudum. Ve çok yoğun bir stand gerçekten.
Artık o kadar merak ettim ki patron da bana bırakanlardı hediye etti. Bunu da bir merakla okuyacağım. Nedir bu kadar fanatiklik diye. Gene Ankara'da beraber çalıştım. Hemen yan standım, Martı standından Erhan Bey'in bana hediyelerinden bahsedeyim. Uzun zamandır kitap hırsızının baskısı yoktu ve ben sürekli ondan kitap hırsızlığı kitabını istiyordum. Hediye eder misin, hediye eder misin diye. Tabii çok dillendirince sağ olsun fuara son günü 3 kitapla geldi bana. Kitap hırsızına hediye etti. Sonrasında bayağı şu an popüler olan bu kitabı okuyun ve çocuklarınıza okutun. Onlara bırakacağınız en büyük servet mücadele ruhudur. Adı altında kapağı bulunan bir kitap olan Rüzgarı Dizginleyen Çocuk. Bunu da epey merak ettim. Oradaki stand çalışanları yakın arkadaşım Melike okuduğunu, hatta filmini izlediğini söylemişti. Bunu da hediye etmiş Erhan abi bana. Ve girişimcilik videolarım, ilk videolarımı da görmüşsünüzdür. Onlara devam etmek için elimde 3-4 kitap kalmıştı. İşte birkaç tane daha kitaba ihtiyacım vardı. O tarz kitapları araştırıyordum. Sağ olsun Erhan abi Amazon kitabını bana getirmiş. Bu da inceleyeceğim kitaplardan bir tanesi olacak. Gelelim son 2 kitabıma. Ülkeden aldığım kitabın yanına hediye gelen kitap Göç Öyküleri, bir derleme kitabı. Bunu hediye etti. Sağ olsun. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ve son kitabım Ankara Fuarı'nda arayıp bulamadığım Burcu Salon Martı standının sorumlusu olan Eşref Bey'in hediyesi Lasso Büyücüsü. Önce yayınlarını Ankara'da bulamamıştım. Sağ olsun kitabı aradığımı biliyordu. Bana da hemen getirip hediye etti. Toplam 22 kitapla şu kitaplığa sığdıramayacağım bir alışveriş yaptım. Benim için çok keyifliydi ve TÜYAP alışverişlerime baktığımda en ucuz alışverişimde 150 liraya çıkmış oldum bu fuardan. Keyifli zamanlardı. Çok güzel anılar biriktirdim. Gene hep kitap standında bana çok yardımcı oldular. Çok fazla kitap değiş tokuş oldu. Nermin Yıldırım imzası için kitap emanet ettim ama cenaze nedeniyle kendisi gelemedi. Gene stand çalışanlarına çok zahmet verdim. Martı yayını olsun, İtaki olsun hepsi çok yardımcı oldu. Çok güzel zamanlar geçirdik. Umarım siz de bir fuar deneyimi yaşarsınız. Sizin de anılarınız olur. Şimdilik yeni Ankara Fuarı'na kadar bir fuara katılmayacağım. Ankara'dan sonra Siyanar Fuarı ve Kocaeli Fuarı'nda olacağım. Generan standında olacağım. Buradan hepinize duyurmuş olayım. Bu süre zarfında da çok kitap okuyamadım çünkü çok yoğun bir zaman geçirdim. Okuduğum kitaplar videosu belki gelmeyebilir ama alışveriş videolarım devam ediyor olacak. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.